Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Altın sınıf Matematik Soru Bankası'nda kümeler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videolar beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler birinci etkinliğimize bakıyorum. Aşağıda verilen ifadelerden küme belirtenlerin yanına tik, küme belirtmeyenin yanına çarpı sembolü koyunuz diyor. Arkadaşlar küme söylendiği zaman herkes tarafından aynı anlaşılan elemanlar topluluğuna diyoruz. O halde 6B sınıfındaki bazı öğrenciler dediğim zaman arkadaşlar bu bazı öğrenciler bizi belirli bir öğrenciler tanımlamadığı için o halde bu bir küme değildir diyorum ve çarpı işaretini koyuyorum. Ama şöyle deseydi 6B sınıfındaki gözlüklü öğrenciler kümesi deseydi veya kızlar kız öğrenciler kümesi deseydi o zaman biz bir küme belirtir diyecektik. Alfabemizdeki harfler arkadaşlar bir küme belirtir. Rakamlar sıfırdan dokuza kadar olan sayılardır. Yani herkes tarafından belirlidir. Herkes tarafından aynı anlaşılır. Küme belirtir. Haftanın bazı günleri arkadaşlar küme belirtmez. Hangi günler? Bana göre pazartesi, salı. Size göre çarşamba, cuma mesela. Onun için küme belirtmez diyorum. Uçan filler arkadaşlar küme belirtir. Ama uçan fil olmadığı için bu bir boş kümedir. Ama küme belirtir. Çünkü her boş küme aynı zamanda bir kümedir diye düşüneceğiz. En tatlı yemekler arkadaşlar küme belirtmez. Çünkü en tatlı yemek kime göre tatlı belli değil arkadaşlar. Belirli değil. 0 ile 20 arasındaki doğal sayılar. Evet bunlar arkadaşlar mesela ben 0 ile 20 arasındaki doğal sayıları nelerdir desem. Bütün öğrencilerimiz ne der? 1, 2, 3 devam eder. 19'a kadar olan sayıları söylerler. Yani belirli bir küme belirtir diyoruz. Sınıfımızdaki en iyi öğrenciler arkadaşlar kime göre iyi, neye göre iyi belli değil. Küme belirtmezler diyoruz. Evet devam ediyorum. İkinci etkinliğe geçiyorum. İkinci etkinlikte aşağıda verilen kümeleri Venn şeması ile gösteriniz Arkadaşlar Venn şeması dediğimiz kapalı bir küme şeklinde göstereceğiz. Kapalı bir geometrik şekil içinde göstereceğim. Tabii ki bunu herkes kendisine göre belirleyebilir arkadaşlar. Durum değişmez diye. Söyleyelim. Diğerini de şöyle bir dikdörtgen çizelim. Hatta şu ikinciyi sileyim arkadaşlar. İkinciye de ya biraz daha büyük bir üçgen çizelim veya buraya da dikdörtgen çizeyim. Arkadaşlar V şeması ile gösterirken kuranımız şu. Kümenin ismini mutlaka dışına büyük harfle yazıyoruz. Ve her bir elemanın başına nokta yazıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde mutlaka ön tarafına nokta yazıyoruz. B'de Ocak, Şubat, Mart elemanları var. O halde B kümesi dedim. Ocak, Şubat ve Mart şeklinde yazıyorum. C kümesinde de sembollerimiz var. O halde ilk sembolümüz üçgen ikincisi yuvarlak, üçüncüsü kare ve dördüncüsü de yıldız olarak Venn şeması ile gösterelim. Devam ediyorum. Üçüncü etkinlikte aşağıda verilen kümeleri liste yöntemi ile gösterin diyor. Arkadaşlar liste yöntemi dediğimiz süslü parantezi göstereceğiz. A kümemizin ismini yine yazıyoruz. A kümesi süslü parantezi açtım. Burada da arkadaşlar elemanların arasına virgül koyuyoruz. 12 virgül, 13, 15 ve 17 şeklinde gösteriyorum. Yine süslü parantezi kapatıyorum. B kümesi, küme ismini mutlaka büyük harfle yazıyoruz. Mine, Sinan ve Cenker diye isimlerimizi yazıyoruz ve kapatıyoruz. C kümesi arkadaşlar biraz uzun olacak. Şöyle alttan yazıyorum. Evet harflere baktığımız zaman arkadaşlar alfabemizdeki ünlü harfler. O halde A, E, I, I, O, Ö, F, U ve Ü şeklinde yazıyorum. Aralara virgül koymayı unutmuyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar ortak özellik yöntemi bana verilen elemanların herkes tarafından anlaşılacak ortak özelliğini söyleyerek küme oluşturacağız. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 için ben ortak özellik olarak ne diyebilirim? Mesela A kümesi diyorum. Yine süslü parantez açıyorum. Öyle bir özellik söyleyeceğim ki herkes tarafından aynı anlaşılması gerekiyor. O halde 1'den 5'e kadar arkadaşlar sayıları sıfırdan büyük. Örneğin ben bunu bu şekilde söyleyebilirim. 6'dan küçük doğal sayılar diyebiliriz. 0'dan büyük, 6'dan küçük doğal sayılar. Evet B'ye bakıyorum. Mart ve Mayıs ayı arkadaşlar. Acaba bu ikisinin ortak özelliği nedir? Arkadaşlar Mart ve Mayıs'tan başka M harfiyle başlayan başka bir ayımız yok. O halde M ile başlayan aylar kümesi diyelim. Kapatıyorum. C'ye bakıyorum. Pazartesi, Perşembe ve Pazar. Arkadaşlar bunun 3'ünün özelliği, 3 günün özelliği P harfi ile başlaması. O halde P ile başlayan günler kümesi olarak ortak özellik olarak söyleyebiliriz. Peki 2 3 5 7. Arkadaşlar dikkat ederseniz bir önce konumuzu hatırlayalım. Bu sayılarımız bizim asal rakamlardır. O halde tek basamaklı asal sayılar diyebilirim veya asal rakamlar diyebilirim. Diye kümesi diyorum. Çünkü rakamlar zaten 0'dan 9'a kadar olan sayılardı. O halde asal rakamlar kümesi diyebilirim. Mesela başka ne diyebilirim? bir basamaklı asal sayılar diyebiliriz. Asal sayılar. Önemli olan gençler burada herkes tarafından aynı anlaşılıp anlaşılmaması olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Evet, temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki etkinliğimize. Evet biraz büyütüyorum arkadaşlar. Evet 5. etkinlikte aşağıda ortak özellik yöntemiyle verilen kümeleri liste ve venşeması şeması ile gösteriniz diyor. Arkadaşlar şu boşluğa ne yapıyorum? Ven şemasını buraya da liste yöntemini kullanacağız. Öncelikle arkadaşlar liste yöntemiyle yazalım. A kümesi 13 ile 18 arasındaki arasındaki arkadaşlar bunlar dahil değildir. Doğal sayılar o halde 14, Araya virgül yazmayı unutmuyorum. 15, 16 ve 17 sayılarıdır. Şöyle bir şekil çizelim. Yine A kümesi diyorum. Ve önlerine nokta bırakmayı unutmuyoruz. 14, 15, 16 ve 17 şeklinde ven şeması ile göstermiş olalım. Evet, B'de arkadaşlar kış mevsiminin ayları B kümesini liste yöntemiyle gösteriyorum. Kış mevsimli ayları arkadaşlar nelerdir? Aralık, Ocak, Şubat. Aralık, Ocak ve Şubat ayları e, kapalı bir şekil olarak gösterelim. Aralık, Ocak ve Şubat olarak sıraladım. C'ye bakıyorum. Tek rakamlar kümesi arkadaşlar. C. Evet. Tek rakamlar. Arkadaşlar rakamlar sıfırdan 9'a kadardı ve teki istiyor. O halde tek rakamlarınız nelerdir? 1, 3, 5, 7 ve 9'dur diyoruz. Bunu da şöyle hemen şeklimizi. Çizmişim. Buraya da çizeyim. C kümesi dedim tek rakamlar 1 3 5 7 ve 9 olarak yazdım. D'ye bakıyorum haftanın C ile başlayan günlere. Arkadaşlar haftanın C ile başlayan günlere D kümesini oluşturuyormuş. Ali kümemiz cuma ve cumartesi elemanlarından oluşur süslü parantezi kapattım. O halde D kümesi diyorum. Cuma ve cumartesi mutlaka önüne nokta koymamız gerekir. Venn şemasıyla gösterirken diye hatırlatalım. Evet devam ediyorum. Altıncı yetkinlikte aşağıda kümelerin aşağıdaki kümelerin eleman sayılarını sembol ile gösteriniz diyor. Arkadaşlar eleman sayılarını eğer e liste yöntemiyle gösterildiyse virgülle ayrılan her bir bölümdeki elemanları sayacağımızı belirtelim. O halde A'ya bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman vardır. Sembolle gösterirken S, küçük s harfiye A diyorum. A kümesine eleman sayısı demektir. 5'tir. B'ye bakıyorum. S, B şeklinde gösteriyorum. Yani B kümesinin eleman sayısı 1. 2, 3, 4, 5 virgülle ayrılan her bir eleman bizim kümemizin elemanıdır. C'ye bakıyorum. 3 tane sembolümüz var. 1, 2, 3. 3 elemanımız var. Arkadaşlar D'ye lütfen dikkat. S, D diyorum. 1, 2. Arkadaşlar bakın şu bir bütündür. O halde bunu da bir sayıyorum. 3 tane elemanımız var. D'ye bakıyorum. Arkadaşlar pardon E'ye bakıyoruz özür dilerim. E'de virgülle ayrılan bakın parantez içerisinde parantez olduğu için virgülle ayrılan bir bölüm yok. Bu bir bir tane elemandır. O halde S E bir tane elemanı var. F kümesinin de süslü parantez içerisinde bakın burada bir boş küme işareti var. Arkadaşlar bu boş küme demek değildir. Burada bir tane eleman vardır diyorum. Eğer boş küme olarak gösterecek olsaydık mesela K kümesi olsun bunu iki şekilde göstereyim. Bakın ya böyle gösteririz bu bir boş küme demektir. Veya bu şekilde ayrı ayrı gösteririz. Bunlar arkadaşlar neymiş? Boş kümenin semuriymiş. Ve bu şekilde gösterseydi K kümesinin eleman sayısı sıfırdır diyecektim. Evet devam edelim. Yedinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar 7. ve 8. soruyu aynı anda sayfaya açtık. Aşağıda verilen boşluklara E veya E değil arkadaşlar. Bu nedir? Eleman. Kümenin elemanı demek. Bu da elemanı değildir demek arkadaşlar. Elemanı değildir. Eğer verilen eleman bizim kümemize A ise elemandır işareti getiriyoruz değilse eleman değildir. Yani E'nin üzerine bir çizgi çekiyoruz. Şimdi A kümesini inceliyorum bakın. 1, 7, 8, 15, 9, 12, 10, 12 ve 18 var. O halde A şıkkından başlıyorum. 1, A kümesinin elemanı mı? Evet elemanı. B'ye bakıyorum. 3 arkadaşlar A kümesinin elemanı. 3'ü burada A kümesinde göremiyorum. O halde elemanı değildir. 8 A kümesinin bakın burada elemanıdır. 9 A kümesinin elemanıdır. 13 arkadaşlar A kümesinin elemanı değildir. 18 A kümesinin elemanıdır. 20 A kümesinin elemanı değildir. 4 arkadaşlar A kümesinin elemanı değildir. Ve 15 A kümesinin arkadaşlar 15 diye bir elemanımız var mı? Evet var. O halde elemanıdır diyoruz. Evet B'ye bakıyorum. Aşağıda verilen boşluklara eleman veya eleman değildir sembollerinden uygun olanları yazınız diyor. Arkadaşlar bakın burada dikkat etmemiz gereken bir nokta olacak. Noktanın önünde olan sayı elemandır arkadaşlar. Bunları bütünse bütün olarak düşüneceğiz. O halde ne? Bakın bir tane burada ve B'nin elemanıdır. M M B'nin elemanıdır. Arkadaşlar bakın burası önemli. Süslü parantez içerisindeki M bakın ben burada süslü parantez içinde M'yi göremiyorum. M ile N'yi bütün görüyorum. O halde elemana değildir diyorum. N de elemanı değildir. M ve N beraber arkadaşlar bakın bu bir elemanıdır. Pardon elemanıdır. Çünkü noktanın yanında parantez içerisinde M ve N'yi gördüm. P de B kümesinin elemanıdır diyoruz. Evet gençler bakalım sayfamızda eğer bu etkinlikle dersimizi bitirdik mi? Evet arkadaşlar bu etkinlikle dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.